Ekonomik etkisi tabii vatandaşın hissettiği kısmı. Neticede baktığınızda özellikle düzensiz göçün, bizim yaşadığımız, ülkemizde yaşadığımız Suriye'den gelen büyük göçün, öyle tanımlayayım, yönetilmesi ekonomik olarak ciddi bir yük getirdi ülkeye. Türkiye bu konuda yalnız bırakıldı. Yani gelişmiş ülkeler, özellikle Avrupa ve Amerika gibi ülkelerden bu konuda ekonomik herhangi bir destek elde edilemedi. Tabii ki Türkiye kendi olanakları ölçüsünde bu gelen göç eden insanları bir şekilde insani bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmek, topluma entegre olmak, insani ihtiyaçlarını karşılayabilmek, eğitim gibi, sosyal olanaklar gibi karşılayabilmek için pek çok yatırım yapıldı. Bunu küçümsemiyoruz ama elbette gelişmiş ülkelerin bu konudaki katkılarına da ihtiyaç var. Yeditepe Üniversitesi Küresel Eğitim ve Kültür Araştırmaları Merkezi olarak bu sene dördüncüsünü düzenlediğimiz göç konferanslarımızdayız. Bu konferansları düzenlememizin temel sebebi aslında göç olgusunun çok uzun zamandır çok önemli bir konu olduğunu gerek öğrencilerimize, gerek akademik çevreye, gerek de kamuoyuna duyurabilmek. Çünkü ne yazık ki birçok farklı konuşmacımızın da konuşmalarında yer aldığı gibi ne yazık ki göç ve göçün önemi sanki son yıllarda yaşanan göç akımlarıyla daha ön plana çıkmış gibi bir izlenim var. Ancak göç insanlık tarihinden beri var olan bir olgu ve toplumların değişimini, ekonomik değişimleri, siyasi değişimleri de beraberinde getiren bir konu. O yüzden de aslında farklı disiplinler tarafından incelenmesi gereken de bir konu. Artık günümüzde göçten, göç hareketlerinden etkilenmeyen ülkenin neredeyse kalmamış gibi diyebiliriz. Şimdi Türkiye açısından göç çalışmaları çok önemli çünkü zaten Türkiye bir göç ülkesi. Aslında Türkiye'nin yakın tarihine baktığınızda da günümüzdeki durumuna da baktığınızda çok önemli göç alan, göç veren ve transit ülke konumunda olan bir ülke. Yani Türkiye'nin zaten nüfusun önemli bir kısmı göçmenlerden oluşuyor. Diğer taraftan dışarıya çok fazla göç vermiş olan bir ülke. Aynı şekilde de Orta Doğu ile Avrupa arasındaki göç yollarının en önemlileri Türkiye'den geçiyor. Günümüzde de özellikle Suriye krizinden sonra da zaten göç Türkiye için çok daha önemli bir hale geldi. Ve 2017 yılından beri ülkemiz en fazla mülteci nüfusu barındıran ülke konumunda dünyada. İşçi göçünde işçinin kalifiye olup olmaması farkı var. Eğer kalifiye işçi ise şu anda dünyada gelişmiş ülkelerden bildiğimiz Amerika bunun politikasını çok ilgi uygulayan bir ülkeydi. Kanada keza öyle. Kalifiye işçi gittiği ülkeye kendi donanımını da götürdüğü için o ülkenin büyümesine fayda sağlıyor. Mesela insanlar şey diye düşünürler, hani işçi göçü geldiği zaman işsizlik artar. Yapılan çalışmalar bunun aksini söylüyor kalifiye işçi göçünde. Bizim aldığımız göç kalifiye işçi göçü değil. Çok mu büyük bir zararı var bize? Yani sokakta konuştuğumuz kadar büyük bir zarar yok aslında. Burada bizim belki uygulamamız gereken politika, hani gelen kalifiye olmayan işçiyi daha kalifiye hale getirebilmek olabilir. Diğer taraftan göç veren kalifiye işçi göçü veriyoruz. Hani bir zamanlar çok meşhur söylenirdi, beyin göçü. Bizdeki sıkıntı belki hani ekonomimize ve kalkınmamıza zarar verebilecek bir ayak bu. Biz beyin göçü veriyoruz. Yani kalifiye işçi kaçırıyoruz. Suriyelilerin uyumu için yapılması gereken en önemli adım Suriyeli çocukların Türk eğitim sistemine entegre edilmesi. Bu konuda önemli başarılar elde edildi. 1 milyona aşkın okul çağındaki Suriyeli çocuğun bugün %62'si okulda. Fakat tabii çocuğun hani okula gitmesi sadece yeterli değil. Acaba çocuk okulda arkadaşlarıyla iyi ilişkiler kurabiliyor mu? Yoksa hani çocuk okulda dışlanıyor mu? Bu tür sorunlar olduğunu duyuyoruz. Bu konuya eğilmek çok önemli. İkinci bir konu, çocuklar olduğu kadar kadınların ve yetişkinlerin Türkçe öğrenebilmesi ve Türkiye'deki yaşama, sosyal yaşama katılabilmesi. Bunun için de hani hem çocukları hem kadınları hedef alan ortak çalışmalar yapılabilir.